Son yayınlamış olduğum FM21 videosunda Feyenoord serüvenimi sizlere anlatmıştım. Belki de serüvene devam etmeyeceğim, bilemiyorum ama orada tabii Arsenal kariyerinden bahsetmiştim. Bu kendime işkence yapmak amaçlı başlattığım Arsenal kariyerim. Bunun ikinci sezonuna geldik ve transfer sezonu bitti. Bu transfer sezonun ardından bir değerlendirme yapacağım. İkinci sezonun artık başladığını ve transfer sezonunda bittiğini, bakalım neler olacağını biraz planlamaya, düşünmeye çalışacağız. Böyle içerikler yapmaya çalışacağım bundan sonra. Yani bir seriyi komple çekmek yerine, biraz takip edilmesi de zor olduğu için, böyle kritik dönemlerinden videolar paylaşayım diyorum. Umarım faydası dokunur. Şimdi ilk sezon Arsenal takımımızla birlikte çok sürpriz bir sonuç elde etmeyi başardık. Başkan bana takımı dördüncü yap yeter dedi. Yani ilk dört diyor ama biz onunla konuştuk. Başkanım yani 2-1 onlar da olur mu dedim. Yok yok dedi. Sen dördüncü yapsan yeter dedi. Sonra biz tabii başladık. Taktiğimizi sahaya yansıttık. Taktik bu Feyenoord'da kullandığım taktiğin aynısı. Sadece ufak değişiklikler var. İşte kanatlardan değil, kanatlardan oynamaya, pardon. Dar alanda savunma yapıyorum. Kafa gitti ya. Alanı daralttık. Eskiden geniş alanda savunma yapıyorduk. Geçen sezon bunun biraz sıkıntılarını yaşadık. Araya atılan çok fazla toplar vardı. Savunmadan da memnun değildim zaten. Sonuç olarak ligde geçen sezon kazanmamız gereken birçok maçı da kaybederek tam bir hüsran yaşadık. Beraberliklerimiz var. Aslında ligi 36. hafta mı 35. haftaya kadar bile taşımayı başardım ama orada bir yerde bir Crystal Palace mıydı? Hangisiydi o? Yenildik. Evet, Crystal Palace'a 1-0 yeniliyoruz. Hem de kendi sahamızda. Buraya kadar getirmiştik aslında. Çünkü Liverpool'la berabere kalarak bir puan kaybı yaşasa, bir yenilgi yaşasa belki de liderliği ele geçirme şansımız vardı. Ancak Crystal Palace'a karşı üstün bir oyunda oynadığımızı hatırlıyorum. Ancak gol bulamadık. Bütün riskleri aldığımız bir zamanda da kontrataktan gol yiyerek maalesef yenik ayrıldık. Keza UEFA Avrupa Ligi'nde de çok başarılı bir sezon geçirdik. Yarı finale kadar yükseldik ama yarı finalde de çok enteresan yenilgiyi aldık. İki maçta da. İlk maçta Leipzig'e karşı 1-0 gerideydik ama skoru koruyabilirdik. Gol atalım diye risk aldım. Ondan sonra zaten 2-0 bitti maç. Maalesef. O da öyle bir yenilgiyle sonuçlandı. Ligde beklediğimin üzerinde performans gösterdik ama oyunculardan istediğim verimi alamadım. Mesela Lacazette, zaten bir beklentim yoktu ondan ama geçen sezon çok kötü başladı. Sonra ara ara girdi, goller attı ama güven veren bir santrafor olarak yer almadı sahada. Ben öğrencilerimden Andy Delor'u da takıma katmıştım ki Andy Delor da tam bir facia başladı. Yine o da çok kötü başladı. Aynı Lacazette gibi. Ben şimdi gösteremeyeceğim maalesef geçen sezonu, değil mi? Evet. Geçen sezon çok berbattı. Hiç beklemediğim bir şekilde berbattı. Sonradan açıldı kendisi ve ligde gol krallığına kadar oynamayı başardı. Ama yine benim Feyenoord kariyerimdeki Lacazette şey gibi değil. Andy Delor gibi değildi. Yani bir sürü bomboş pozisyonu atamadı. Sıradan bir forvet gibi oynadı. Feyenoord'da mesela her türlü, her yerden gol atıyordu. Ama burada maalesef onu yapamadığı için bir forvet ihtiyacımız da oldu. Geçen sezon belki iyi bir, iddialı bir forvetimiz olsaydı ligde çok rahat şampiyon olabilirdik ama konumumuz hiç de fena değil diye düşünüyorum. Oynadığımız maçlarda da takım mücadele etti açıkçası, yenildiğimiz maçlar haricinde işte. Kadro bütçeden dolayı çok güçlendirilemedi ama yaptığımız nokta atışı transferler sayesinde işte verim almayı başardık, onu da söylemek lazım. Takımdaki çöp olarak düşündüğüm oyuncuları da gönderdim. İlk önce geçen sezon transferini de konuşmak lazım aslında. Yani tabii tartışılır çöp mü değil mi ama bu oyuncu benim oyun sistemime hiç uygun değil. Hiçbir yönden uygun değil. Ne temposu var, ne top kapma yeteneği var, orta sahada mücadele hırsı var. Güçlü görünüyor ama yani birçok özelliği benim için hiç faydalı değildi. O yüzden direkt satış listesine koydum. İlk başta onu sattım zaten. Bu loser Senal sağ olsun bu adama 45 milyon euro vermiş. Zarar edip göndermek zorunda kaldık. Onun dışında yine kulüpte tabii genç oyuncuları kiralık gönderip durduk. Onun da büyük sıkıntısını yaşadım sezon içerisinde. Yani oyuncular sürekli sakatlanıyor.
Sürekli maç var. Kadro rotasyonumuz maalesef yetmedi de. Birçok maçta oyuncular yorgundu. Hep dinlendirme falan zorladım. Yedeklere çıkmaya çalıştım ama olmadı. Bu genç oyuncuların bir kısmını keşke kiralamasaydım. Kadro dönüşümü için. Callum Chambers'ı evet devre arasına satmışız. Bundan verim alacağım falan dedim ama hiçbir işe yaramadı. Kendisi de sağ olsun. Wadeon yine sezonun ilk gönderilen oyuncularından biriydi. Bu ta 15 Eylül diyor. Geçen sezon daha mı geç bitiyormuş transfer sezonunu göndermişiz o zamanlar. Takıma kattığım oyuncular ise işte bu tabii yeni oyuncu aslında ama bu transfer sezonunun saçmalığından kaynaklanıyor maalesef. Şimdi Andy Delor'u aldım. Arsenal'de iş yapabilir diye düşündüm ama büyük takımda oynaması biraz daha zor oldu ortaya çıktı. PM'de tabii ki. Onyeka genç oyuncu. Bunu tabii ilk başta kadroyu bollaştırsın diye aldım ama sonra kadroda işte özellikle şu şeyi takviye yaptık. Wijnaldum'u. Wijnaldum'u alınca gerek kalmaz dedim. Forma giyemez onu kiraladım. Feyenoord'a gitti bu arada işin ironik tarafı da. Sonra Moussa Marega'yı transfer ettim. Çok uygun bir fiyattan alınabiliyordu 2.4 milyon euro. Saldırgan, çalışkan bir forvet diye bundan verim alırım diye düşündüm ama hiç fayda sağlayamadım maalesef. Bu arada bu şu an Zenit'te tamam. 23 yaş altı deyince bir an şey oldum. Zenit'te şu an kiralık. Bu sezonda kakalamaya çalıştım tabiri caizse. Çünkü çok kötü bir performans yani hiç istediğim sonuç. İlk başta iyi başladı kendisi asist gol her türlü katkıyı sağladı ama sonradan yatmaya başladı. Sezon sonunda bütün çöplerden arınma planımız gereği onu da takımdan göndermek durumunda kaldık. Castrovilli keza çok yönlü bir oyuncu. Ofansif oyun kurucu oynuyor. Orta sahada Mezzala defansif oyun kurucu iki yönlü her türlü oynayabiliyor. Asıl mevkisi Mezzala ama hepsinde oynayabiliyor rahat rahat. Yetenekleri buna uygun. Çok ortalama bir oyuncu. Bu oyuncudan üst seviye bir performans beklememek gerekiyor. Çok fazla gelişmiyor ve hep standart ortalamanın üstünde oyun oynuyor. Yani çok iyi değil, iyi değil ama ortalamanın üstünde performans gösteriyor. Bu sezonu iyi başladı. Bu sezona iyi başlamasının sebeplerini birazdan söylerim zaten. Çok enteresan hikayeler dönüyor. Wijnaldum evet devre arasında transfer ettik. Orta sahaya takviye lazımdı. Çok iyi bir orta saha oyuncusu lazımdı. Orta sahamıza dinamizm katacak güçlü bir oyuncu. Ve sözleşmesi de tabii sezon sonunda biteceği için teklif yapıyor Liverpool. Kabul etmeyince satış listesine konmuş. Açıkçası 26 milyon euro verdim. Zaten kendi liginizden oyuncuya imza attıramıyorsunuz ya. İşte 26 milyon euro hatta 22 milyon euroya satıyordu. Bana 26 dedi. Ben de verdim abi 26 milyon euroyu. Böyle canavar çalışkan bir orta sahası bizim için çok çok önemliydi. Ve iyi de bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Yani istatistik olarak çok gözükmese de sahadaki mücadele. Çünkü bunu birçok maçta savaşçı orta saha oynattım. İki yönlü orta saha oynattım. Bunların puanları genelde düşük oluyor. O yüzden şu gösterdiği değerler gayet iyi diye düşünüyorum açıkçası. Wijnaldum'un. Ve takımın belki de en faydalı, en iyi transferi. Yaptığım en iyi transfer oldu bu. Söylemiştim size. Teji Savanyer. Benim oyun sistemim için, şu kurguladığım oyun sistemi için olmazsa olmaz bir Mezzala oyuncusu. Yani dünyadaki alabileceğim en iyi oyuncu diyebilirim. Bundan daha iyisini alabilmek için para yok kulüpte. O sene şey yani. Ve çok uygun bir maliyette tabii kendisini almayı başardık Montpellier kulübünden. Ve geçen sezon verdiği katkıya bakın. 30 maçta 9 gol 6 asist. 4 kez maçın adamı. Müthiş bir oyuncu. Frikikten atıyor. Kornerlerden orta keser. Asist yapar. Araya müthiş toplar atar. Tempolu bir oyuncu bir de. Takımın bütün hücum varyasyonlarını o başlatıyor zaten. Ve bu sezonda inanılmaz iyi oynuyor. Bu sezon bütün oyuncuların performansı arttı zaten. Onu da söyleyeceğim işte değineceğiz. 4 maç, 2 gol, 4 asist gibi muhteşem bir performans. Orta saha oyuncusu yani. Bu orta saha merkez oyuncusu. Düşünün yani. Gustavo böyle oynuyor. Gustavo böyle oynasa herhalde ne olur bilmiyorum yani Fenerbahçe taraftarı. Ama Gustavo da tabii ki görevini iyi yapıyor. O savaşçı orta saha. İki yönlü değil de. Orada bizim Sosa aslında. Ama Sosa'yı demek istemiyorum çünkü Sosa hiç yok yani. Sağda. Oynuyor sözde ama bence gizli orta saha o. Gizli forvet gibi. Aynı. Neyse. Transfer sezonuna devam edelim. Şimdi ben hıncımı almaya başlayamam. Bitmez yani. Uğraş. Şimdi takımın problem yaşadığı iki tane daha nokta vardı. Bir stoper işte zaten onu söylemiştim gerçi. Stoper kısmına dünya çapında bir oyuncu almamız gerekiyordu. Ve Interli bu De Vrij
oyuncusuyla görüşmelere başladık. Kulübü 40 milyon euro civarına bırakabileceğini söyleyince, oyuncu da gelmek isteyince hemen teklifi yaptık, kaçırmadık. Yaşı 29 önemli değil. Dünya çapında olağanüstü bir savunma oyuncusu, kaçırmadık. Takımımıza ekledik. Bu sezon az gol yememize neden olacaktır diye düşünsek de, tabii risk aldığımız Manchester United maçında, sezonun ilk maçında 4 gol yemeyi de başardık. 5 gol attık ama. Enteresan bir maçtı. Hayatımda bir oyunda bu kadar bunaldığımı, gerçekten nasıl diyeyim, sıkıntı yaşadığımı hissettim yani. İnanılmaz. Yani birçok oyun oynuyoruz, online oyun, işte bir stres bir şey oluyor ama bu maçta yaşadığım stresi hiçbir oyunda yaşamadım abi. İnanılmaz bir şey ya. Bitmiyor abi maç. Son dakikalarda Manchester gelip duruyor. Olağanüstü bir maç. Bunun özeti falan izlenebiliyor mu acaba? Golleri izle var da, maçı kaydet. Maçı kaydetsek ne olacak? 90 dakikayı mı gösterecek? Neyse. Yani bir özet izletebilseydim güzel olabilirdi belki. Olağanüstü bir maç. Ve ona rağmen kazanmayı başardı. Kendi sahamızdaydı. Ama takım yavaş yavaş oturacak. O maçta genç bir oyuncu vardı. Onu oynattım. Şu... Nerede o? Saliba. Şu oyuncu. Aslına bakarsanız normalde Gabriel oynayacak orada. Ama Gabriel milli takımda olduğu için Holding'i oynatma ihtimalim vardı. Holding geçen sene benim ağzımı yüzümü dağıttı. Bir de daha büyük kulübe gitmek istiyormuş. Utanmaz herif. Bu adamı oynatacağım dedim. 20 yaşında adamı oynatırım daha iyi dedim. Risk aldım. O da işte biraz kötü oynadı. Yani istatistiğe baksan kötü oynamamış ama onun bölgesinden çok fazla gol yedik aslında. Neyse efendim, işte bu stoperin hikayesi de bu, ondan alındı. Marco Asensio ise aslına bakılırsa bu adam bir ofansif oyun kurucu gibi görünüyor ama bütün özellikleri gizli forvet için biçilmiş bir oyuncu ve benim sistemimde gizli forvetin rolü çok büyük önem taşıyor. Ve bu yüzden kendisini transfer etmek istedim. Piyasadaki en uygun maliyetli alabileceğim gizli forvet oyuncusuydu. Bundan daha iyisi Lautaro Martinez'di ama onu 65 milyon euro gibi bir paraya Manchester United aldı. Nerede o? Manchester'a da fayda getirmedi herhalde. Onu da santrafor oynatıyorlar. Ama 4 maç 5 gol gayet iyi bir istatistik tutturmuş. Gizli forvet oynuyor biliyor abi. Bunu gizli forvet alsaydım iyi olabilirdi ama açıkçası Marco Asensio bu mevki için bence daha uygun fiyat performans transferi olduğunu düşünüyorum. Lige iyi başlamadı. Ama hazırlık kampında müthiş oynamıştı zaten. Şimdi şey yeni geldi takıma. Haaland'la birlikte yeni oynamaya başladı. O zamanlar Delor'la oynuyordu. Mesela Delor'un yerine bir hazırlık maçında şey oynattım. Eduard'ı oynattım. O maçta etkisiz kaldı mesela. Ama Delor'la oynayınca iyi oynuyordu. Böyle bir durum var yani. İşte Haaland'a alışırsa belki golleri atmaya başlar, asistler yapmaya başlar. Her ne kadar golcü kimliğiyle ön planda olsa da emin olun buradaki istatistiklerde asist sayısı daha fazla olacak Asensio'nun. Kendisi de gol atacaktır diye düşünüyorum, umuyorum ama göreceğiz. Geçen sezonun transferleri böyleydi. Bu sezonun başının transferi aslında bu. Satış olarak da işte bunları gösterdik zaten, bütün çöpleri gönderdik. Burada kira, sonraki sezona bakalım. Sonraki sezonda bir sürü oyuncuyu takımdan gönderdim. Şimdi sezona stoper transferiyle başlamıştık. Sözleşmesi biten Florian Thauvin'i Olympique Marseille'den transfer etmeyi başardık. Devre arası transfer sezonunda imzaladık. Kulübü para istedi. Vermedim. Para yoktu zaten doğru düzgün. Sezon sonu gelsin oynatırız dedik. Biraz o mevkide yoğunluğumuz var ama ben yine de risk aldım. Thauvin çok iyi bir futbolcu diye. Bütün özellikleriyle, çünkü üst seviye bir oyuncu. Yani Pepe var mesela. Zihinsel olarak zayıf bir oyuncu. Genç oyuncularımız var. Onlar da teknik olarak iyi. İşte zihinsellik çok yeterli değil. Teknik olarak da çok iyi değiller. Fiziksel özellikleri üst düzey kalıyor falan derken, Thauvin'i aldık ve Thauvin benim beklediğim gibi başlangıç yaptı. Bir tane sakatlandığı maç oldu. O maçtan dolayı da yani şurayı atıyorum 3 gol 2 asist falan yapamadı. Bir maç daha oynasaydı istatistiği daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum ama şu an için sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Ters ayaklı bir oyuncu. Ve çok daha verimli olacaktır diye düşünüyorum. Takıma katkısı daha da artacaktır. Yani performansı düşmez onun. Kolay kolay. Sonra bu genç forveti aldık. Predrag Rajkovic'i aldık. Bunları neden aldık? Kaleci yoktu. Yedek kaleci. Uygun bir maliyete yedek bir kaleci alayım dedim. Leno bütün maçlarda oynadı. Bir ara sakatlandı diye hatırlıyorum. O dönem takımda kaleci olmadığı için doğru düzgün
Bakayım. Abi lig maçlarının hepsinde oynamış. Bunun hangi maçta oynatmadı? Biz Avrupa maçında mı ne? Bir ara sakatlandı diye hatırlıyorum ben bunu. O yüzden genç kalecilere şans veremedik. Onlarda da iş olmadığı için benim önceki kariyerlerimden tecrübe edindiğim Predrag Rajkovic'i takıma transfer ettik. Aslına bakarsanız Arsenal'in oyuncusu değil ama yedek bir kaleci olacak. Yedek olmaya da alışacaktır diye düşündüğümden tutarsa da iyi bir transfer olabilir Arsenal için. Yani çok uygun bir maliyette geldi işte. Onun dışında şimdi en bomba transferimiz tabii ki Erling Haaland. Ben bu adamı yani bir önceki sezonun sonlarından itibaren sürekli keşfettim. Arsenal'e bir oyuncu keşfettim Haaland diye. Yani sürekli gözlemci raporudur işte gelir mi gelmez mi diye soruşturmalardır falan derken Haaland gelmek istemiyordu bize. Hiçbir şekilde gelmek istemiyordu. Ama benim bir yandan da santrofor almam lazımdı. Bir ara Belotti ile görüştük. Baktım Belotti iyi değil. 30 milyon euroya alınabiliyordu ama şey kadar iyi değil bizim. Delor kadar iyi değil. Delor'u oynatırım daha iyi diyordum kendi kendime. Ondan sonra birkaç oyuncuya daha baktık. Lorenzo Insigne. Ondan sonra onların bir de forveti vardı ya. Kimdi o ya? Gerçi Insigne Napoli'de. Lazio'lu forvetin adı neydi ya? Meşhur. Ah, adı aklıma gelmedi şimdi. Pırpır bir forvet var ya bunlarda. Ha, Immobile. Aynen bu işte. Bu adamı almak istedik ama bunun için de kulübü astronomik paralar istedi. 31 yaşında adam. Yani 200 sene oynayacaksa oynayacak dediğimiz adam için herifler 100 milyon euro, 150 milyon euro falan istedi. O transferde mümkün olmayacaktı o yüzden. Sonra ben takımdaki çöpleri göndermeye başladım. Ve takıma kattığım oyuncular sayesinde de bir de ligde elde ettiğimiz başarıdan zannediyorum. Erling Haaland'a yine gözlemci gönderdim. Bir baktım ilgili yazdı. Hatta abi görebilir miyiz acaba onu ya? O mesajlar duruyor mudur ki? Haaland. Gözlemci raporu vardı. Yok tabii artık o haber kalmamış. O haber gözlemci raporunda ilgili olduğunu bir yazdı. Hemen gittim başkana. Dedim ki başkan şampiyon mu olmak istiyorsun? Şampiyonlar Ligi'nde başarı mı istiyorsun? Bana bir tane forvet alacaksın, o da bu. İstiyorum dedim. Var mısın dedim. Yönetim dedi ki mantıklı bulduk isteğinizi. Bu işi biz halledeceğiz dedi. 119 milyon euro teklif yaptı Borussia Dortmund'a. Dortmund'la anlaştılar. Oyuncuyla da anlaştılar. İnanamıyorum. Yani bu beceriksiz Arsenal yönetimi nasıl bunu başardı? Onunla da anlaştılar. İzin de çıktı derken artık Haaland takıma katıldı. Tek sıkıntı sözleşmesine madde koymuşlar. 143 milyon euroya serbest kalır maddesi var. Aha burada. 143 milyon euro. Bu maddeden kurtulmam lazım benim en kısa zamanda. Bunu da tabii devre arası falan bakarız performansına göre. Takımı da severse zaten ayrılmak istemezse o maddeyi hemen kaldıracağım. Yani 200 de verseler satmam. Bu adamdan iyisini nereden bulacaksın abi? Dünyanın en iyi forvetini aldık daha ne diyeyim yani. Onun dışında takımdaki çöpleri birer birer göndermeye başladık. Lacazette beklediğim verimi sağlamadığı için kendisi neler yapmaya çalışıyor bilmiyorum. Yani tesislerde bir şeyler yapıyormuş herhalde. Bunu duyduk hemen kadro dışı bıraktık. Ondan sonra da sattık. Yok ya oyunda tabii performansı da iyi değildi. O yüzden satacağım dedim yani. Bu kadar maaşı nasıl vereyim abi ben? Baksana benden 10 milyon euro para alan adam o civarda gitmiş bak Lazio'dan 1,5 milyon euro alıyor görüyor musun? Bunun ne kadarını biz ödüyoruz? 5 milyon ödüyoruz. Ha, 6 milyon euro mu anlaşması? Neyse işte. 2024'e kadar anlaşması. 3 yıl kitledi bize o parayı iyi mi? Alçak ya. Gabriel Martinelli 20 yaşında potansiyelli dediler ama ben bu adamda hiçbir yetenek görmüyorum. O yüzden direkt kendisini kovaladım. Sağ olsun Paris Saint-Germain hemen attı da onu da aldı elimizden. Başka Cedric. Bu adamı tutacaktım ama kadro kayıt problemleri yaşanacak diye bir de bizim genç oyuncularımız var oynayabilecek. Şu çocuk mesela çok yetenekli görünüyor. Dolayısıyla Cedric'i ilk başta göndermeyecek olsam da sonradan kadro kriterlerinden dolayı satmak zorunda kaldık. Onun dışında bakıyorum şöyle. Gudonzi. Bunu da sattık. Takımda forma giyme şansı yoktu. Pablo Mari. Yetersiz bir stoper Arsenal için. Zaten günümüzde de görüyorsunuz ne hale getirdi takımın savunmasını. O yüzden bu adamlarla yollarımızı ayırdık. Ve bu takımın performansı inanılmaz derecede
iyi başladı. Zaten Community Shield'da Liverpool'u mağlup etmeyi başardık. Çok da üstün bir oyun oynadık. 2-0'ı öne geçtik. Sonra bir gol yiyince biraz hani dedik tempoyu falan düşürelim. O zaman birkaç pozisyon verdik ama maçın genelinde takım iyi oynadı. Tebrik etmek lazım. Hazırlık maçıymış ya. Yani dolar ne alaka diyorum ben de orada. 10 puan. Aynen. Olay bu. Takım çok iyi bir performans göstermeye başladı ve tüm oyunculara yansıdı bu. Özellikle Haaland'ın katılması. Yani her zaman söylerim, takımın gerçekten iyi bir santraforu varsa bu arkasında oynayan oyuncuların da performansını çok ciddi bir oranda arttırıyor. Çünkü bu adamla boğuşmak için rakip en az 2 tane oyuncusunu buna kilitliyor. Bunu yaptığı anda zaten senin Aubameyang'ın, Taovi'nin uçmaya başlıyor. Kaç tane pozisyon oldu? Haaland rakip oyuncularla mücadele edip kafayla tık yapıyor geriye. Taovi'nin tamamlıyor, gol atıyor. Keza Aubameyang tamamlıyor, gol atıyor. Aubameyang geçen sene beklediğimin çok altındaydı. Ben bu sezon onu satmayı düşünüyordum. Baktım Lacazette'i satamıyorum. Bu da takım liderlerinden, bir de kaptan ya. Yandık dedim, elimizde patlar. Takımın uyumu mahvolur. Kalsın olmazsa dedim, yedek otursun. O da müthiş başladı sezona bak. 4 maç 4 gol 3 asist çünkü. Diyorum ya, önde muhteşem bir forvet var. Haaland. Ve o bunlara çok ciddi bir alan açıyor. Bir tek Asensio'dan verim alamadık. Asensio takıma geç katıldı milli takımdan dolayı. Isınırsa üst düzey kanat oyuncusu değil. Ben bunu, bir dakika, bunu antrenmanları ne yapıyor? Bak işte. Bunu gizli forvet yap da garanti olsun. Oynadığı mevki dediğine bakma. Ben onu gizli forvet olarak eğit. Antrenmanlarda da iyiymiş zaten. Oraya iyice ısınsın. Ondan sonra ben burada ondan çok iyi verim almayı planlıyorum. Araya Haaland'a çok iyi toplar atacaktır. Haaland da onu besleyecektir. Bunlar gol ata ata ligde bayağı skor yaparız diye düşünüyorum. Geçen sezon da ligin en çok gol atan takımıydık zaten. Ama çok da gol yiyorduk işte. Zaten videoda da bahsetmiştim. Benim bu taktiğimde çok fazla pozisyona giriyorsun, gol atabiliyorsun. Ama çok da gol yiyorsun çünkü pozisyon veriyorsun sürekli. Takım tempolu oynuyor, sürekli saldırıyor. Bu sefer kontra ataklarda senin stoperlerin iyi değilse golleri yediriyor sana. Ama tabii şöyle oynadığında oluyor bu. Bunu yaptığında biraz daha savunmada başarılı oluyorsun. Ama hücumda biraz sanki etkinliği azaltıyor. Bilemiyorum. Deneye deneye daha iyi göreceğiz. Bunu işte sezon başından beri deniyoruz şu an için. Verimli olduğunu söyleyebilirim. Ve böyle bir video oldu. Transfer sezonunu paylaşmak istedim sizlerle. Bakalım bunun devamında neler olacak? Şu kadro seçimini de ayarlayalım düzgünce. Çocuğu seçecektik biz. Ha, bunu seçemiyorduk, doğru. Liste doldu dedi değil mi? Evet, maalesef. Şu an bunların hepsi benim oynatmak istediğim oyuncular. Yani bir kişi bile çıkartamam. Bu Saliba genç oyuncu aslında ama kalkıp bana yıldız adayı diyor. Kalkıp bana demesin beni kadroya niye almadın şimdi. Kavga etme bak benimle sakın. Alçak. Çıkartmadım lisansını. Dur bakayım. Kızmaz herhalde. Yıldız adayı çünkü. Ya bunlar kızması şey, takım uyumunu çok bozuyor. Sonra yok kulüptekiler geliyor yanına. Arkadaş diyor, biz diyor onu savunuyoruz diyor. Onun kadroya yazılması lazım. Ulan ben keyfinden mi yazmadım? Adam bir liste koyuyor. Zor kura bu arada. Evet, Paris Saint Germain. Aslında şu alttaki iki takımı eleriz diye düşünüyorum ama göreceğiz. Bazen yakın arkadaşlarıma sordum ama evet, doğru söylüyor. Manchester United'la eşleştik. Doğru söylüyor. Kupada işte. Tamam yeter ya arkadaş. Ben basın toplantılara katılmıyorum. Genelde futbol direktörünü gönderiyorum. Yani bütün yetkileri ona verdim. Böyle işte özel durumlarda benim katılmamı istiyorlar. İki kelime konuşuyorum, kaçıyorum ondan sonra. Ne uğraşacağım ya. Futboldan anlamıyor. Gelmiş bana anlatıyor. Haaland forvet mi oynar diyor. Nerede oynayacak diyorum. Defans oynasın diyor alçak. Hatta kalede oynayabilir diyen çıktı. Çünkü biz onu gördük diyor. Helsinki'de kalede oynuyordu.